طيبين ناس، طيبين اطلع. ماشي ماشي روح ماشي. في هذا المكان انا فقط اعز اصدقائي واقربائي. Burada en yakın arkadaşlarımı ve bir akrabamı kaybettim. 14 iş arkadaşım burada öldü. Yakın arkadaşlarımın hiçbiri kurtulamadı. Onları hep rüyamda görüyorum. Çok samimi olduğumuz için sanırım. Hayatta kalan arkadaşlarımın hepsi hala tedavi görüyor. (27 Aralık 2008'de İsrail-Gazze'ye savaş açtı ve bölgede 60 noktayı bombaladı. Yüzbaşı Mecdi Seher'in görev yaptığı başkanlık konutu da vurulan hedeflerden biriydi. Bina o gün bugündür harap halde. Gördükleri ise Yüzbaşı Seher'in yakasını hala bırakmıyor. Sarsıntı geçtikten sonra uyandığımda meslektaşlarımın etrafımda ölü uzandığını gördüm. Bazen keşke onlarla beraber ölseydim diyorum. O zaman böyle yalnız kalmazdım. Yüzbaşı Seher'in sırtında hala şarapnel parçaları var. Yaraları hala onu etkiliyor. Yani ana kunt fil madi. Eskiden çok enerjiktim. Fazla mesaiye kalırdım. Günde 10 saat çalıştığım olurdu. Şimdi ise yaralarımın sancısı ve stres yüzünden günde zar zor 4 saat çalışabiliyorum. Savaşın ilk gününde 36 karakol ve 13 devlet binası bombalandı. İsrail özellikle yasa koruyucu kurumları hedef aldı. Karakolları, polis akademilerini ve hapishaneleri vurdu. Amaç, Hamas hükümetinin altyapısını çökertmekti. İsrail buna terörist altyapı diyordu. Abbas karakolundaki Filistinli polis ve askeri akademi öğrencileri ilk vurulanlar arasındaydı. (27 Aralık'ta 250 polis öldü. Bombardıman hızı ve olağan dışı bir biçimde yoğundu. Etrafta silah seslerinin yanı sıra tuhaf başka sesler de vardı. Saldırı gerçekleştiğinde Albay Nadi şehrin başka bir yerinde toplantıdaydı. Bu toplantı adeta hayatını kurtarmıştı. Aceleyle karakola gittim. Gördüklerimden dehşete düştüm. İlk dakikalarda herkeste bir isteri hali vardı. Gördüklerimiz insanlık dışıydı. Gazze polis kuvvetlerinin Hamas'ın güvenlik birimleriyle veya İsrail'e roket atan savaşçılarla bir bağlantısı yok. Bu polis kuvvetleri Gazze'nin bir önceki hükümeti içinde çalışmıştı. O hükümetse El Fetih lideri ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı desteklemişti. Albay Nadi'ye göre İsrail, Gazze polisini iç karışıklık çıkarmak amacıyla hedef aldı. İç güvenliğimizi tehlikeye sokacak bir kaos ortamı oluşturmak istediler. Ama Allah'ın inayetiyle içeride güvenliği tam olarak sağlamayı başardık. İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü 22 günlük savaşta 1300 Filistinli hayatını kaybetti. Bunların birçoğu da kadın ve çocuktu. 5000'den fazla Filistinli yaralandı. 10 binlercesi yer değiştirmek zorunda kaldı. Ama İsrail tüm giriş çıkış noktalarını kapattığı için bombardımandan kaçmayı başaramadılar. Sivillere mültecilik hakkı tanınmadı. Kaçacak hiçbir yerleri yoktu. The first few minutes of the war. Savaşın ilk birkaç dakikası Gazze'deki herkeste muazzam bir iz bıraktı.
Çünkü insan kendini aniden korumasız, çok savunmasız ve çok çaresiz hissediyor. Kendini ve çocuklarını koruyamıyor. Bu durumdan kurtuluşu da yok. İnsan tüm dünyanın aniden üzerine çöktüğünü hissediyor. Savaş tarım alanlarını, elektrik ve su şebekelerini, atık su arıtma tesislerini, sağlık tesislerini ve okulları mahvetti. Gazze'deki Amerikan okulunda bile taş üstünde taş kalmadı. İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü savaşta 4000 ev tamamen imha edilirken 17000 ev ise hasar gördü. Gazze'deki sanayi tesisleri de neredeyse tamamen yok edildi. Savaştan önce Kuzey Gazze'de pek çok beton fabrikası, bir un değirmeni ve dondurma fabrikaları vardı. Hepsi ya bombalandı ya da buldozerlerle yıkıldı. İsrail'in hala devam eden Gazze ablukası, inşaat malzemelerinin bölgeye girmesini önleyip yeniden yapılanmayı engelliyor. İsrail ablukayı Hamas'ın silahlanmasını engellemek amacıyla sürdürmeye kararlı. İnsan hakları örgütleri ise ablukanın haksız yere sivillere de eziyet eden bir tür toplu ceza olduğunu savunuyor. Abluka, Gazze'nin ekonomik gelişimini de imkansız hale getiriyor. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'lilerin %70'inin günlük kazancı 1 doların altında. Gazze ve Mısır arasında uzanan yeraltı tünelleri bölgeye bazı ihtiyaçların sokulabilmesini sağlarken, bir yandan da ciddi bir iş kolu haline geldi. Ancak bazı tüccarlar fiyatları yükselterek çaresizlikten faydalanmaya çalışıyor. Gazze polisi bu duruma karşı da mücadele veriyor. Zamanımızın büyük kısmını tüccarların istifçilik ve vurgunculuk yapmasını engellemeye harcıyoruz. Bu tüccarlar kamu güvenini kötüye kullanıyorlar. Onları yaptıkları işin sonuçları konusunda uyarıyoruz. Elbette ki yaygın bir çaresizlik hissi hakim. İnsanların %30'u Gazze'den ayrılmak istediğini belirtti. Ölüm ve yıkım bir kenara, İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü savaş Filistin toplumundaki iç politik ayrılıkları da arttırdı. Uzun süredir yönetimde olan El Fetih Hareketi, 2006'da seçimlerin ardından yerini Hamas'a bırakmak zorunda kaldı. İki grup arasında gerilim tırmanışa geçti. Hamas 2007'de El Fetih'i devirip Gazze'de kontrolü ele geçirdi. O zamandan beri Gazze'deki polis kuvvetleri Hamas için çalışıyor. El Fetih'e sadık kalanlarsa temkinli davranıyor. Belli grupları sürekli kontrol ediyoruz. Hiç kimsenin düşmana bilgi sızdırmadığından emin olmalıyız. İç güvenlik servisimiz bu meseleyle ilgileniyor. Savaş zamanı olabilecek en kötü şey kendi halkınızdan biri tarafından arkadan bıçaklanmaktır. En büyük korkumuz bu. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hamas'ı rakip politik gruplardan 30'dan fazla kişiyi öldürmekle suçladı. Kurbanların İsrail'le işbirliği içinde olduğuna dair şüpheler vardı. Ehlen. Gazze'nin ruh sağlığı alanında önde gelen uzmanlarından İyad Siraç, iki tarafın ortak kararıyla Hamas ve El Fetih'i uzaklaştırmak için kurulan komitenin başkanlığına seçildi. El Fetih ve diğer grup üyeleri bunca zaman bekledikten sonra özgür olacaklarını düşünüyorlar. İsrail gelip Hamas'ı yok edecek. Onlar da tekrar iktidarda olacak. Bu durum Hamas polisinin kimi zaman sert, kimi zaman da gaddar muamelesinden kaynaklanıyor. Nesiller bu şekilde yetiştikçe bir çeşit kısır döngü oluşacak. Daha muhalif, daha şiddet düşkünü nesiller oluşacak. Bence asıl önemli olan şey, insana saygı var olmadığı sürece bu böyle sürüp gidecek.
Hamas 2007'de Gazze bölgesindeki kontrolü ele geçirdiğinden beri, İsrail'in uyguladığı yıkım ve yaşanan tüm diğer zorluklara rağmen cazibesini koruyor. Ancak Hamas uluslararası arenada yalnız kalmış durumda. Üstelik Gazze'de herkes Hamas'ı desteklemiyor. 2005'e değin, yani bir önceki hükümet varken iş sahibiydim. Meşru hükümetimiz Yasir Arafat, Mahmud Abbas ve Fethi tarafından yönetiliyordu. Bizim gerçek temsilcilerimiz onlardı. Bence onlar bizi temsil ediyordu, başkalarına değil. Yusuf ve ailesi Hamas karşıtı grubu destekliyor olabilir. Ama İsrail Gazze'ye saldırırken bir ayrım yapmıyor. Önce tanklar evimize ateş açtı. Sonra da fosforlu bomba attılar. Yalnızca mahalleden kaçmak istedik. İsrailliler her tarafı bombalıyordu ve kaçarken cesetleri çiğniyorduk. ''20 gün sonra İsraillilerin evlerimizden çekildiği söylendi. Geri döndüğümüzde gördük ki tüm evler harabeye dönmüş, hiçbir şey kurtaramadık.'' Atar ailesi için savaş, İsrail'in 22 gün sonra ateşkes ilan etmesiyle sona ermedi. ''Buraya gel Ahmet.'' ''Savaş bitip de mahallemize geri döndükten sonra Ahmet bir şey buldu. Eline bakın. O şey elinde patlamış. İşte işgalin sonucu bu.'' Enkazın arasına karışmış patlamamış askeri teçhizat 20 ölüm ve 100 kadar ciddi yaralanmaya sebep oldu. Muhammed Atar, küçük kardeşi Ahmet'i sağlık merkezlerinden birine götürüyor. Bu merkez, Kuzey Gazze'de savaştan beri hizmet vermeyi sürdüren az sayıdaki klinikten biri. Oğlum savaştan sonra başka biri oldu çıktı. Kimseyle oynamayı, şakalaşmayı istemiyor. Kendi ağabeyiyle bile. Muhammed onunla ilgilendiğinde bağırıp kendisini rahat bırakmasını istiyor. Parmakları koptuktan sonra evden dışarı adımını atmadı. Onu dışarı çıkıp diğer çocuklarla kaynaşsın diye teşvik ettim. Çıktığında elini cebinden hiç çıkarmadı. Sakatlığından utanıyor. Okulda öğretmeni onunla konuşuyormuş. Bir tartışma yaşanmış. Oğlum buna dayanamamış ve düşüp bayılmış. Ahmet savaş yüzünden fiziksel olarak sakatlanmış binlerce Gazze'liden biri. Ama bir de bu kadar açık görülmeyen başka sakatlıklar var. Savaş, Gazze halkını duygusal ve ruhsal olarak ağır şekilde hırpaladı. İyad Siraç gibi doktorların dediğine göre, nüfusun en az yarısı savaşı atlatabilmek için profesyonel yardım almalı. Bu iki yönlü bir yük. İlki ekonomik. Ama aynı zamanda sosyal, ailesel ve bireysel yaşantılarında da bu insanlar bedeller ödüyor. Daha müşfik ve daha dikkatle yaklaşılmaları gerekiyor. Ancak aynı zamanda aileleri için bir stres kaynağı haline geliyorlar. Üstelik aile kendini bundan sorumlu ve suçlu hissediyor. Bu bizim kültürümüzle alakalı bir şey. Sürekli olarak kendimizi sorumlu hissedip elimizden geleni yapmadığımızı düşünüyoruz. Bugüne kadar oğlum doğru düzgün uyuyamıyordu. Yazın çocuklarımı sahile götürürüm. Bu bizim tek eğlencemiz. Yine sahilde olduğumuz bir gün oğlum Muayit, "Anne, evimi terk ettiğimiz ve benim kesik bir baş gördüğüm zamanı hatırlıyor musun?" dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Ona her şeyin artık geride kaldığını, İsraillilerin gittiğini söyledim.
Yerde kopmuş bir kafa gördüğünü hatırlayan 7 yaşındaki bir çocuğa nasıl yardım ederim bilmiyorum. Okullardaysa öğretmenlerin çoğu müfredatı normal bir şekilde uygulamakta güçlük çekiyor. Öğrenciler aile üyelerinin veya arkadaşlarının ölümlerinden dolayı hala travma yaşıyor. Çocuklar bu yıl okula döndüklerinde okullardan pek çok bildirim aldık. Öğrenciler okul binasına girmeye korkuyor ya da sınıflarda uygun davranışlar sergileyemiyorlar. Psikologlarımız okullara cevap olarak çocukların hala o günü hatırladıklarını rapor etti. Çünkü İsrail Gazze'yi ilk bombaladığında çocuklar dışarıda sokaklardaydı. İlk gün yaşananları hatırladıkları için okula dönmekten korkuyorlardı. Bugünün tarihi ne? Bugünün tarihi ne? Perşembe. Evde pek çok güçlükle mücadele ediyorum. Muayet isminde bir oğlum var. Sürekli korkuyor. Sürekli baba gel beni kurtar. Yahudiler beni vurmaya geliyor diyor. Onu sakinleştirmeye çalışıyorum. Korkacak bir şey olmadığını söylüyorum. İsrailliler onun okulunu bombaladılar. Okulu yine bombalanır diye korkuyor. Okulların çoğu bombalandı. Filistinliler için daha iyi bir hayata sahip olabilmek için az sayıda yol var. Bunlardan biri de eğitim. Okul yöneticisi Tarık Atatürk'e göre abluka ve vahşet atmosferinin hüküm sürdüğü Gazze'de eğitim görmek çok zor. Atatürk'e göre çoğu genç Gazze'linin geleceği yok ediliyor. Okullarda gördüğümüz çoğu problemin sebebi ortaya çıkan bu yeni ekonomik, kişisel ve sosyal problemler. Öğrencilerimizin akademik performansında göze çarpan bir düşüş var. Öğrencilerimiz sürekli stresli ve depresif. Derslerine odaklanamıyorlar. Savaşı ve savaşın kendilerini nasıl etkilediğini, yaşadıkları olayları düşünüyorlar. Eğer öğrenciler travmaları için tedavi görmezlerse, bu onları ciddi biçimde etkilemeye devam edecek. İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü savaştan önce Muhammed Attar dört dörtlük bir öğrenciydi. Hedefim gazeteci olmaktı. Ama savaştan sonra notlarımda ciddi bir düşüş oldu. Okullarımız yok oldu. Artık kendini ifade özgürlüğümüz yok. Öğrenim özgürlüğümüz yok. Düşündüğümüzü söyleme özgürlüğümüz yok. Bence benim geleceğim karardı. Korkarım ki artık kaderim sömürülen bir işçi olmak. Bu durumdan etkilenen yalnızca gençler değil, Filistinli erkekler de savaşın travması ve ekonomik zorluklardan büyük bir darbe aldı. Kendimi beş para etmez biri gibi hissediyorum. Gazze'deki bütün babalar çocuklarını yüzüstü bıraktığını düşünüyor. Hepimiz ailelerimizi hayal kırıklığına uğrattığımızı düşünüyoruz. Gazze ablukası sırasında artık babalar çocuklarının geçimini sağlayamaz oldu. Çünkü işlerini kaybetmişlerdi. Çaresiz, depresif, bazen de vahşi davranıyorlardı. Aileleri içinde sorun haline geldiler. Kadınlar problemlerine çözüm bulmada daha pratik davranarak İş aramaya başladı ve çoğu kadın kocası işsizken iş bularak iş sahibi oldu. Yok edilmiş Gazze toplumunda hayatını kazanmak ekonomik abluka yüzünden çok zor. Toplumun %75'i yiyecek yardımlarıyla ayakta duruyor.
Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Örgütleri para, yiyecek, çadır ve battaniye dağıtıyor. Ancak İsrail'in Gazze ablukası sağlam bir desteği olanaksız kılıyor. Gördüğünüz gibi camları ve kapıları olmayan yarım yamalak bir evde yaşıyoruz. İsrail'de veya başka bir yerde insanlar bu şartları kabul edilemez bulacaktır. İsrail bombardımanının yol açtığı büyük hasarın çok az kısmı onarılabildi. Altyapı yeniden inşa edilmeden ekonomik iyileşme de gelmiyor. Gazze'liler İsrail'in yürüttüğü savaşın ağır bedelini ödemeye devam ediyorlar.